Fight Dijital'a. Pardon, burası Güreş Türkiye YouTube kanalı. Çok sevgili Güreş Türkiye ailesine merhabalar. Ben Mehmet Dinler. Beni eskilerden memnuniyetsiz adam olarak tanıyabilirsiniz ya da tanımayabilirsiniz. Bu videonun, bu Çamaşır İpi programının devam bölümlerini görmek istiyorsanız şu köşede ya da şu köşede bir yerde, şu anda karar veremedim ona, bir bağlantı çıkacak. Ona tıklayabilir ve Fight Dijital YouTube kanalına gidebilirsiniz. Neyse, demin de söylediğim gibi. Ben Mehmet Dinler, bu da Çamaşır İpi ve benim söylemek istediğim bir takım şeyler var. WWE Suudi Arabistan'dan döndü. Elimination Chamber için ne kadar heyecanlandığımı önceki videolardan hatırlarsınız. Jeddah halkı da heyecanlanmış olacak ki o gün trafik kilitlenmiş. Ya birçok izleyici şovun başını kaçırmış trafikte kaldığı için. Yani çok bir şey kaçırdıkları da söylenemez aslında. Yani programı komple kaçırsalardı ne olurdu? Bu işte program boyunca sürekli gösterilen stok videoları telefonlarından da arabalarında izleyebilirlerdi. Hani şovun maçlarının da o stok videolardan görsel kalite olarak çok üst düzeyde olduğunu söylemek güç aslında. Ama neticede bu bir WWE şovu, yani üstelik bir de Arabistan şovu. Yarattığın heyecan, kullandığın isimler şovun güreş kalitesinden daha ön planda. Bu alışık olduğumuz bir şey. WWE her zaman böyleydi. Ama şunu sorguluyorum, yani bizim orada işte bu kadar çok video izlememize gerçekten gerek var mıydı? Hani o video süreleri birazcık olsun, böyle bir tık olsun maçlara aktarılamaz mıydı? Hadi erkekler çember maçını şey yaptın, hani kısa sürmesi booking'tendi de, yani kadınlar niye? Ben bunu bir sorarım. Ya da Roman Reigns niye daha uzun süre girmedi mesela? SmackDown'da 32 dakikada giriyor çünkü bu adam. Neyse. Show biraz da böyle nostalji yaşattı bu kadar çok videosuyla beraber. Eski zamanların o iğrenç SmackDown'larını hatırlattı. Böyle eskiden o banttan yayınlanan dönemlerde WrestleMania'dan önceki son SmackDown, işte WrestleMania Access'ten o kötü videolar, Main Event'ta korkunç bir kalabalık takım maçı falan öyle geçerdi yani. Bu maçta, bu şovda biraz onu hatırlattı bize. Ama en azından bu sefer Teddy Long yok. Gerçi Teddy Long bile o şovun içine 100 dakikalık Undertaker videosunu gömmeyi teklif eder miydi bilemiyorum Altan, bilemiyorum. Tabi Undertaker'ın Hall of Fame olması konuşulacak. Yani o şov öncesinde de konuşulacak, o şovda da konuşulacak. Tam Elimination Chamber öncesi duyurulması biraz hani üst üste bindi ama yani bu konuşulması gereken bir konu. Undertaker WWE tarihinin tüm tarihinin en büyük, en etkili 3-5 isminden biri. Gerek arka alan, gerek ringde, gerek mikrofonda, her şeyde. Yani bir zamanlar şey falan duyuyorduk, Undertaker ne yapmış ki kardeşim bugüne kadar bu kadar büyük efsane olarak anıyorsunuz, herkes yeniyor bu adam diye falan. Neyse, artık sonsuz bir itibar takdim etme zamanı. Şimdi milyonlarca yürek, akıllarda tek bir soru var. Bu adamı Hall of Fame seremonisinde kim takdim edecek? Bu öyle bir soru ki şu anda güreş dünyasında cevabı daha çok merak edilen bir soru yok. WrestleMania Main Event'ını kimin kazanacağı da buna dahil. Ya orada da artık işler kesinleşti. Artık elimizde bir şampiyon vs. şampiyon maçı var. Bir Covid nelere mal oldu ya valla. O Reigns'in Covid olması çok acayip şeylere gebeymiş meğerse. Şimdi WrestleMania'da şirketin en büyük iki şampiyonunun karşı karşıya gelmesi bir yana, WrestleMania'da şirketin en büyük iki ismi karşı karşıya gelecek. Yani Brock Lesnar ve Roman Reigns'in bu şirketin şu anda en büyük iki ismi olduğunu kimse tartışmıyor. Bu adamların kemerli ya da kemersiz karşılaşmaları arasında öyle çok büyük bir fark yok etki açısından. Ortada zaten Heyman var. Ama iki kemerle karşılaşmaları, yani bir şeyi kıracaksanız onu Brock Lesnar'ın kırması galiba en iyisi, en tercih edileni oluyor. Yani adam gerçekten WWE içindeki her şeyi kırdı son 9-10 yılda. İşte Royal Rumble'ı kazanıp sonra bir de diğer kemeri bu kadar domine şekilde alıp WrestleMania Main Event'ına taşımak ancak Lesnar'ın yapabileceği bir şeydi. Yaptı da. Sıkıntı mı? Vallahi değil ya. Bir Elimination Chamber maçını biri terörize edecekse eğer bu Lesnar olsun zaten. Geçtiğimiz senelerde bunu Braun Strowman yaptı, Shayna Baszler yaptı. Yani Lesnar iyi o açıdan yani. Lesnar'da sıkıntı yok vallahi. Hani ben bir Riddle yüzleşmesi bekliyordum. Beklediğimden çok daha fazlasını aldım yani, bir gerçek yüzüme çarptı. Ama en azından Austin Theory muhabbeti güzeldi. Yalan yok. Genç adam, sende ışık var, görüyorum. Şimdi WrestleMania'nın ikinci gecesinin Main Event'ını hepimiz biliyoruz. Lesnar Reigns olacak, okey. Peki ilk gecenin Main Event'ı? İki tane kadınlar kemeri maçımız var. Biri Becky Lynch ki kendisi WWE'nin şu anda en büyük kadın süperstarı. Diğeri de geçen sene o spotta olan zaten Bianca Belair. Ama bu maç olacak mı Main Event? Maalesef olamayacak çünkü diğer maç Charlotte Flair, Ronda Rousey maçı. Yani Vince McMahon'ın ıslak rüyaları deriz ya her zaman. O gerçek oluyor. Vallahi bu sefer gerçek oluyor. Yani bu adamın Tristratus'u falan götürmekten daha büyük bir hayali varsa bu maçı WrestleMania Main Event'ına koymaktı. WrestleMania 35 için ilk olarak bunu hayal etmişti zaten ama sonra Becky Lynch'in burnu kırıldı ve tarih en baştan yazıldı. Şimdi Vince McMahon'ın istediği yere geldik.
Bu kadar büyük bir maçın hikayesini kurmak için işte Sonya'da bile Naomi'ye, Ronda Rousey'nin ellerin arkadan bağlanmasına ihtiyacımız var mıydı? O da bakın tam Vince McMahon hikayesi. Yani buram buram Vince McMahon zekası kokuyor. Buram buram Vince McMahon beyni kokuyor. Efendim? Kimim? Çok mu garip geldi söyledim? Burada programı bitirmemişim, bana bir baskı kuruluyor ama daha bitirmeyeceğim. Bu bölüm biraz daha uzun olacak. Bu arada Royal Rumble öncesinde bir maç ihtimali konuşuluyordu. Yani Four Horsewoman arasında işte Charlotte, Becky, Sasha Banks, Bayley arasında dörtlü bir kemer maçı ihtimali konuşuluyordu ama o sadece bizim aramızda konuşuluyormuş. Yani arka alanda yönetim katında bu hiçbir zaman düşünülmemiş. Zaten düşünülmesine gerek olan bir maç değil. Maç zaten var. Yani maç zaten hazır. Senin sadece bunu koyman gerekiyor. Böyle ortaya. Ortaya yapman gerekiyor maçı yani. Hepsinden azar azar yap. Ortaya yap. Bu arada Road to WrestleMania dışında da güreşin sıcak bir dönemi. Ya Kevin Owens, Seth Rollins takımının kurulmasını, gerçekten kurulmasını söylemiyorum. Yani tabii Kevin Owens'ın bu arada Grand Slam yapma ihtimali çok yüksek şu aralar. O da sıcak bir şey benim için. O da güzel bir şey. Ama konumuz bu değil. Konumuz Sami Zayn'in Intercontinental şampiyonu olması da değil ki. Bu da çok güzel bir şey gerçekten. Uzun zamandır istediğimiz, beklediğimiz bir şey. Bu da değil ama. Konumuz Cody Rhodes. Bir devrim daha kendi evlatlarını yedi. Bu her zaman böyle olmuştur. Tarihin her yerinde, siyasette, tarihte, güreşte, futbolda, her yerde devrimler kendi evlatlarını yer. İlber Ortaylı'ya selam olsun. Sen ne konuşuyorsun lan, değişik? Cody Rhodes zamanında WWE'den ayrıldığında bir liste yayınlamıştı ve bu liste onu bir anda çok popüler yapmıştı. Sonrasında çok iyi yönetti ve işler All Elite'in kurulmasına kadar gitti. Yani Cody Rhodes belki elit grubunun en ünlü ismi değildi, en popüler ismi değildi. Ama o popülerliğin çıkış noktası, Elite'in bugün geldiği yer, All Elite'in kurulmasına giden yer Cody Rhodes'un WWE'den ayrılmasıyla başladı. Ve şimdi Cody Rhodes için tekrar WWE anlaşması konuşuluyor. Büyük paralar, büyük hikayeler. Kendisi tabii yeni bir liste yapmış mıdır, yeni rakipler belirlemiş midir kendine, o listede Logan Paul var mıdır diyeceğim ama Logan Paul kapıldı tabii. O da ilginç bir şey, yani adam WrestleMania'dan WrestleMania'ya kendisine bir güreş kariyeri kuruyor. İlginç vallahi ya, gerçekten ilginç. Yani Miz de zaten bir WrestleMania'da misafir ağırlayarak geçirecek ki kendisinin olayı tamamen buna döndüğü için hiçbir şey diyemiyorum yani. Tamam yani, yok. Son olarak Edge'le. Edge'in çağrısıyla kapatalım. John Cena moduna geçti o da. Yani WrestleMania'da kendine bir rakip aramaya başladı artık yani kemerlerden falan geçince. Geçen Raw'da şunu söyledi. WrestleMania'da benimle yüzleşin ve ben sizin için o geceyi, o şovu unutulmaz kılayım. Bu bayağı büyük bir laf. Bu zamanda Undertaker'ın WrestleMania rakipleri için yapılan bir şeydi. Ya Edge de zaten o seviye bir süperstar artık. O seviye bir efsane artık. O yüzden bunu hak ediyor. Peki o rakip kim olabilirden önce şey konuşuluyor. Bu Madison Square Garden'da şimdi 5 Mart'ta bir şov var. O şovda Lesnar'ın karşısına Heyman'ın getireceği o rakip Edge olabilir mi diye konuşuluyor. Muhtemelen olmaz. Yani biz orada Main Event'te Usolarla bir handikap maçı izleriz. Temiz temiz. MSG seyircisi de o şovdan ayrılır gece erken saatte. Çok olay çıkmaz yani. Peki Edge'in rakibi kim olur? Tommaso Ciampa var. Hazır böyle ana kadroya gelmişken aslında o ikisinin psikopatlık seviyeleri de çok uyuyor. Böyle Edge o son promosunda WrestleMania 22'de Mick Foley ile yaptıkları maçtan da bahsetti. O maç kalitesinde bir psikopatlığa çıkabilirler. Ama yani artık WrestleMania o maçların yeri mi? Bakalım. Yani biliyorum ki hani bu son zamanlarda konuşulan Stone Cold Kevin Owens maçı kadar tabii büyük bir eşleşme değil ama çok güzel, çok uyan bir eşleşme birbirine. Esas büyük eşleşme hangisi olurdu diye düşündüm. Valla o çağrının gitmesi gereken esas isim aslında Adam Cole'du. Buna en uygun kişi Adam Cole'du ama kendisi artık All Elite Wrestling'de ana kemer peşinde, dünya şampiyonluğu peşinde. Yolu açık olsun diyelim. Yani kaçırılan fırsatlar, giden büyük maçlar. Ne olursa olsun Road to WrestleMania dönemindeyiz ya. Güreşin en güzel dönemi bu. Görüşürüz.